Efendim, Yaşayan Hafıza'dan hayırlı günler. Yine bir Yaşayan Hafıza programıyla sizlerle birlikteyiz. Uzun zamandan beri Konya'nın geçmiş zamanlara dair kültürünü, yaşantısını konuşacağımızı vurguluyoruz, söylüyoruz. Evet, o babalarımızın, dedelerimizin gençliğindeki Konya'mızda nasıl bir sosyal, kültürel bir hayat vardı? Bugün bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Annelerimiz akşamları evlerinde nasıl vakit geçiriyorlardı? Bunları değerlendireceğiz. Şu an günümüz Türkiye'sindeki gündelik hayatla 1960'ların, 50'lerin hatta 40'ların gündelik hayatına gideceğiz. Çok değerli bir konuğum bizlerle birlikte. Kendisi Konya'nın çok değerli bir esnafı ve aynı zamanda araştırmacı ve tarihçi sıfatıyla bizlerle birlikte. Sayın Hasan Basri Sayı. Efendim, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eskilerin tabiriyle o sefa bulduk. Ömrünüze afiyet olsun inşallah. Allah razı olsun. Biz de bu birliktelikten dolayı çok mutlu olduk, bahtiyar olduk. Efendim, şimdi biz uzun zamandan beri sizinle konuşuyoruz, görüşüyoruz. Gelin birlikte şöyle bir program yapalım, icra edelim. Konya'mızın kültürünü, sanatını, gündelik hayatını konuşalım diyoruz. Siz de Konya'nın böyle köklü ailelerinden bir tanesiniz. Silleli dediğimiz Sille eşrafındansınız. Silleliler Konya'da hakikaten böyle şeydir. İridir. Yani böyle önemli bir aktördür. Çünkü Sille yerleşim olarak da biliyorsunuz çok eski esas Konyalılardan bir tanesidir. Şimdi sizin çocukluğunuz Allah'a alem Sille'de geçti muhtemelen belki. Ben şöyle sormak istiyorum. Sizin çocukluğunuzda Konya'mızda mahalle ahlakı dediğimiz o olgu nasıldı? Nasıl ilişkiler vardı? Hani benim çocukluğumda da vardı, biliyor musunuz? Sokağın başından en sonundaki oturan Hacı Emmileri, Hacı teyzeleri biz tanırdık ve bilirdik. Lakab olarak, ünvan olarak. İsterseniz bunu biraz açar mısınız? Konya'da mahalle kültürü nasıldı? Şimdi öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kanal 42 televizyonu bizim televizyonumuz. Ben defalarca programlarına iştirak ettim ve keyifle, zevkle de iştirak ederim. Zatıhaliniz beni davet ettiğiniz anda, ki bu pandemi süreci olmasına rağmen özellikle iştirak etmeyi çok arzu ettim. Zira özlemişim. Hem sizi hem bizi dinleyen sevgili Konyalı dostlarımı ve yine ulusal bantlardaki çalışmalarınızla beraber, kanallarınızla beraber Türkiye'deki seven dostlarımızı. Şimdi zaman zaman bana sorarlar. Derler ki sen eskiyi konuşmayı çok seviyorsun. Niye? Tabii çoğu bilmediği için burada küçük bir izahat yapmakta fayda mülahaza ediyorum. Ben 1958-65 yılları arasında Türkiye'mizdeki poliesekele denilen çocuk felci hastalığının muzdariplerinden bir tanesiyim. Böyle olunca da çocukluğum benim kucakta geçti. Evet. Yani diğer bir ifade tarzıyla 5-6 yaşındaki çocuk sokakta çelik çomak oynamayı bilirken, işte pek çok çocuğu oyuncağı oyunları bilirken ben babamın yanında, annemin yanındaydım. Rahmetli babam gerçekten hakiki bir Silleli, annem de iyi bir Silleli. Ben Sille'de doğmadım ama Sille kültürüne çok vakıfımdır. Annem ve rahmetli babam Silleli. Fakat rahmetle babam çok ilginç bir insandı. Kendisi İstanbul'da yetişmiş zaten. Beni evde bırakmazdı. Aklımın ermeye başladığı ilk anlar, yani belki 5 yaş, belki 6 yaş bilemiyorum ama ilkokul öncesi olduğunu kesin biliyorum. Ben babamın arabasında, babamın yanında tabiri caizse bir çanta gibi dolaşmaktaydım. Doğal olarak 5-6 yaşında, 10 yaşındaki bir çocuğun çocukluk arkadaşı emsaliyken benim arkadaşlarım tabiri caizse rahmetli babamın 70-80 yaşında, hatta 90 yaşındaki arkadaşları benim arkadaşımdı. Bunun ne kadar bir avantaj olduğunu ben sonradan idrak ettim. Ne zaman? 35-40'lı yaşlardan sonra. Zira ben Cumhuriyet'in ilk dönemi, Osmanlı'nın son dönemi pek çok insanla tanışmışım. Meğer haberim yokmuş. Evet. Misal vereyim. Ben Hasbedarül Hüffaz'ın son müderrislerinden, şimdi Hacı Fettah Mezarlığı'nda metfun bir zatı, babamın hürmet ettiği bir alim zattı. Ben onu biliyordum. Onun dizinin dibinde oturuyordum. Veya pek çok insanın
Özellikle Kur'an tilavetine çok meraklı olan Zevat'ın yakinen tanıdığı, galiba hafızam yanıltıyor olabilir ama 96'da mı vefat ettiği de Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin babam arkadaşıydı veya babamla arkadaşlıkları varmış, muhabbetleri varmış. Babamdan çok yaşça büyük olmasına rağmen İstanbul'a gittiğimiz zaman çok onun ben canlı tilavetini dinledim. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şundan dolayı anlattım. Babamın arkadaşlarının da anlattıklarıyla beraber ben bir eski Konya vardı kafamda. Fakat o günlerin bildiğim yine bir Konya'sı vardı. Nasıl bir Konya? Küçük bir, hemen krokileştirelim. Mevlana'nın orada biten, Dolappare Mahallesi'ne şimdi yıkıldı. Dolappare Mahallesi'ne sona eren bir Konya. Hoca Cihan'ın belediye olduğu, Meram'ın belediye olduğu, Sille'nin belediye olduğu ve çok uzak olan bir Konya. Evet. Mesela Alavardı semtinde babamın tanıdığı insanlar vardı. Gitmek upuzun bir yoldu bizim için. Zindan Kale'nin ben hafif metruk halini hatırlıyorum. Bazıları oranın pazar halini biliyorlar. Ben pazar halini bilmiyorum. Macir pazar orada kurulurmuş. Ama öyle bir Konya. Benim bildiğim Hacı Kaymak, kerpiç duvarların çevrili, kayısı ağaçların çok yoğun olduğu bir yerdi. Yapıcının olduğu yerde atların bulunduğu, içinde havuzların olduğu büyük bahçelerdi. Üzüm bağları varmış değil tabii mi ki. O bak, yerde? Mesela yapıcı, sizin bahsettiğiniz eski taşınmış olan, yani Nalçacı'daki otogarın bulunduğu yer, Musalla Bendam Avlusu diye geçer. Oralarının ilerlerinde büyük, Konya tabiriyle puşta denilen bağların mevcut olduğu büyük alanlar vardı. Şimdi benim bildiğim Konya küçücük bir Konya'ydı. Bir avuç içi kadardı. Fakat müthiş bir Konya'ydı. O Konya'daki mahalle bazen bir iki sokağın birleşerek kapalı olduğu, bazen çıkmaz sokakla tek sokağın mevcut olduğu mahallelerdi. Şimdi biz böyle bir mahallede yetiştik. Benim doğum yerim şimdiki Alaaddin civarında Masar Babalık çıkmazı sokak diye bilinen sokak diye. Sokağın içinde Masar Babalık sokağında ki Masar Babalık'ın kızı, orada bir gavurun narı vardı. Onların arkasındaydı, bizim evin karşısında. Onların, Masar Babalık'ın kızı oradaydı. Bizim mesela evimiz oradaydı. Biz ilk çocukluk dönemlerinde, yani aklımızın ermeye başladığı dönemlerde o mahallenin bir kimliği vardı bizde. Az önce lütfedip de bahsettiğiniz gibi hacı teyzelerimiz vardı, hacı amcalarımız vardı. Selam verilmeden geçilmezdi. Hacı amca kapının önünde duruyor ve ben babamın kucağındayım. Babam "Esselamu aleyküm" demiş, Hacı Efendi demiş veya arkadaşına "Bilader" demiş veya her neyse "Refik" demiş. İşte bir şeyler söylemiş. Ben sus pus mu duracağım şimdikiler gibi? Yok. "Hadi bakalım evladım, Hacı amcanın bir elini öp bakalım." Uzatılır. Hacı amcanın eli öpülür. Hacı amcaya selam verilir. Hacı amcaya hasbihal edilir. Yani hürmet nasılsınız edilir denir. Hacı amca bizim gözlerimizden öper veya alnımızdan öpecek. "Evladım, Allah akıllı eylesin. Allah âli eylesin. Allah sağlık afiyet ihsan eylesin. Cenab-ı Hak büyüdüğün zaman seni hayırlı, helal süt emmiş insanlarla karşılaştırsın" diye dua ederdi. Evet. Böyle bir çocukluğumun mahallesi vardı. Şöyle bir şey daha var. Mesela şu an Konya'mızın %75'i 80'i diyebilirim. Sadece Konya değil aslında. Türkiye genelinde var bu. Apartman denilen bir, maalesef bir olguyla karşılaştık. Batı kültüründen gelen apartman mimarisi anlayışı bizlere de yerleşti. Modernizm bizleri de bozdu. Ben buna sonuna kadar da karşıyım, hala karşıyım. Şöyle bir şey oluyor mesela. Apartmanın kapıcısı, kapı görevlileri veyahut işte güvenlikçiler oluyor şu an bazı sitelerde. Birisi sizin evinize misafirliğe geldiği zaman veyahut da size ziyarete geldiği zaman bu kim? İşte adınız, soyadınızı soruyorlar ve sorguluyorlar hali. Niye? Bir güvenlik anlamında. Konya mahallelerinde halbuki şöyle bir şey vardı. Burada çok önemli. Yabancı bir insan mahallenin başına girdiği zaman, sokağına girdiği zaman oradaki hacı ablalar, teyzeler veya hacı amcalar tarafından şöyle bir süzülürdü. Yararlı madde mi? Zararlı birisi mi? Kim bu? Yani bir analiz yaparlardı. Sen kime geliyorsun?
bu mahalleye niye girdin? Yani in misin, cin misin babında? Yani mahallelerimizde otomatikman bir otokontrol, bir otomatik bir güvenlik anlayışı da vardı aynı zamanda. Şimdi biz eskiden galiba kaçırdığımız noktalardan bir tanesi şu. Biz haneyi sadece anne ve babadan müteşekkil çekirdek aile olarak algılıyoruz. Aslında mahalle hanedir. Bakın tarihsel evresine baktığımız zaman Osmanlı'nın ortalarına kadar falan da gelir bu. Kale yapılanma sistematiğinde mahalleler kale içindedir ve kapalı formattadır. Yani mahalle aslında bir avlu etrafına çevrelenmiş olan obaların veyahut da evlerin bir araya geldiği ama herkesin birbirine aile olarak addettiği yani ebeveyn olarak saydığı bir yapıydı. Sizin dediğiniz çok doğru. Bakın ben o masar babalık çıkmazından size küçük bir örnek vereyim. O masar babalık sokağa çıkmazında bizim bir Feride teyzemiz vardı. Benim çocukluğumun aklımın ermeye başladığı ilk dönemlerde Feride teyze 90 yaşının çok üzerindeydi. Feride teyze Ağrı bölgesindeki bu Ermeni olayları esnasında Osmanlı'nın Anadolu'ya, İç Anadolu'ya getirerek Konya'ya yerleştirdiği aşiretlere mensup bir teyzeymiş. Fakat çok asil ailelerdir. Bu ailelerin bugün devam eden çok insanları vardır. Ben hepsine saygıyla ayağa kalkarım. Muhteşem insanlardır. İyi ki Konya'ya getirmişler. Bu aileler mensup olduğunu zannettiğim bir teyzeydi. Fakat biz Konya'da biliyorsunuz kelimeleri çok birleştiririz. Mesela Mustafa Bey demeyiz değil mi? Mustafa Bey deriz. Evet. İşte diyelim ki Fatma abla demeyiz değil mi? Fatma ba deriz geçeriz. Fatma ba deriz. Feride hanım teyze bizde mahallede Ferdam teyze olmuş. Feride hanım teyze. Evet. Nezaketimizi de bırakmıyoruz. Hanımlığını tescil ediyoruz ama Feride teyze hanım teyze ekliyoruz. Feride hanım teyze çok ağır aksanlı konuşuyordu. Fakat biz çocukluğundan beri yanında bulunduğumuz için biz çok iyi anlıyoruz. Ferdam teyze mahallenin otoritesiydi. O mahallede genelde bir arada yaşayan aileler öyle şimdiki gibi modern yapıda ben gelin hanım geldim evden ben ayrılacağım ben işte kızımı ayrı vereceğim oğlumu ayrı vereceğim yok. Her işin bir adabı var. Evde bir büyüğün bulunduğu çekirdek yapıdaki geniş aile yapıları var. Gelin kaynana gürültüsü ortaya çıkar mı? Cevap çıkar. Daha kocası duymadan mahallenin otoritesi olan o ihtiyar kadın bunu bilir, bunu duyar ve o ihtiyar kadın önce kayınvalideyi çeker. Önce bir nasihat eder. Evladım bu gençtir der. Olacak bak daha yeni anne oluyor der veya yeni anne oldu der. Bak ev hanımlığını öğrenecek dersen anne olmayı ona hatırlatır kayınvalideyi. Gelin hanımı çeker. Sen evin kızı oldun der. Sen gelin değilsin bu evde, bu evin kızısın der. Akşama kadar olay çözülmüştür. Veya karı koca kavga eder. Herkes bunu evin, mahallenin büyük yaşlı adamları yapar zanneder. Mahallenin yaşlı adamları esasında namazda ekonomik sorunlarla alakalı çözümlerde yetkilidir. Mahallenin ahlaki sorununun tamamını o mahallede bulunan en yaşlı kadındır. Müteessis sorumlu odur esasında. Yani muhtar odur. Bir gün rahmetli babamla rahmetli annem ufak bir can sıkıntısı yapmışlar. Ben de yeni ilkokul öncesi çağlarımız, aklımız artık eriyor yavaş yavaş. Rahmetli anneme geldi. Ben de ayağım sakatlığım hasebiyle ya babam yanındayım ya annemin yanındayım. Yani kucakta taşınıyorum sürekli halde. Ferdam teyze rahmetli annemi güzelcene bir Konya tabiriyle söyleyelim şirazesini düzeltti. Şimdi sevgili seyircilerimizin pek çoğu bu kelimeyi genç olanlar bilmezler. Şiraze biliyorsunuz kitabın arkasındaki dengeyi kuran o düzeltme hareketidir. Babam, annemin rahmetlinin güzelcene şirazesini düzeltti. Dedi ki hediye, bak ben Mustafa'yı çok severim rahmetli babamdan için. Çok mert delikanlı ama işi gücü var. Yorulmuştur, sıkıntısı vardır. Anlayışlı ol. Şimdiki gibi ellerde tabletler, telefonlar, vay anama şikayet, vay babama şikayet merciği yok. Böyle bir imkan yok. Rahmetli annemin amiyane tabiriyle güzelcesine gazını aldı Ferdam teyze. Akşam rahmetli babam geldi işte. Babam bal kaymak. Meğer girerken mahallede Ferdam teyze ayarı vermiş. Tembihlemiş. Ayarı vermiş değil mi? Mustafa gelirken haberdar edin bana uğrasın demiş. Ya. Ferdam teyze gelmiş. Buyur hacı anne. Buyur emrin.
Kuzum bak, kadın kısmı biraz cahil davranabilir. Bu gençtir falan vesaire. Babam rahmetliyi de düzeltmiş. Ona da ayarı vermiş. Mahalle buydu. Kız istemeye gelinecek. Öyle şimdiki gibi çat kapı yok. Mail attım, fotoğrafını gönder de bakalım mah cemalini görelim de keyfim arzu ederse istemeye gelelim falan yok. Tabii. Ferdam teyzenin onayı varsa o kapı açılır. Yemek verilecek. Oğlumuz geldi, kızımız geldi. Yani amiyane tabiriyle ziyafet demeyelim ama mükellef bir yemek hazırlanacak. İzin verin, bunu tamamlayayım. Tamam. Mükellef bir yemek hazırlanacak. Nezaket bazında Ferdam teyzeye gidilir, sorulur. Ferdam teyze, bugün bizim amcazadeler geliyor, halazadeler geliyor. İşte kayınpederim gelecek. Biz yemek yapacağız, ne yapsak? Mahdur. O günün imkanlarında bir şey yok ki fazla. Hamburger mi ikram edecek? Tabii. Çarşıdan etli ekmek mi getirtecek? Adana'yı mı bilecek? Kim bilir Adana köfteyi? Tabii. Yapacağı belli. Yapacağı ya yoğurt çorbası ya tarhana çorbası. İşte kış işte yazsa ona göre ya calla veyahut da şey neyse işte orta kapama. Kurtmalık i̇şte varsa bir işte. Pilav vesaire. İnanır mısınız Cihat Bey, ona sorulur. Ben sonradan anladım. Meğer niye sorulurmuş biliyor musunuz? Ferdam teyzenin evine o ikram gönderilecek ya. O evde bir şen. Siz ne dediniz az önce? Apartman dediniz. Apartman da karşı komşu, karşı komşudan habersiz. Üst kattaki, alt kattakinden habersiz. Ben 1996'da annemin vefatından sonra mahallemizden ayrıldığımızda 70 küsür hanelik bir büyük sitede kaldım. 2,5 yılın içerisinde adeta öleceğimi hissettim. Şimdi ben Konya'nın Sille taraflarında bir yerde, Bahçeli'de oturuyorum uzun bir süredir. Biraz daha orada biz köy hayatını yaşamaya çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. Komşularımdan da Allah razı olsun, hepsine minnettarız. Giderken ben yöneticiye dedim ki sizin adınıza çok üzülüyorum. Niye abi dedi. Dedim ki burası hamuşan olmuş, susmuşlar. Yani mezarlık, yani makber. Çünkü komşu komşudan haberi yok. Biz eski mahallede komşu hastalandığı zaman mahallenin öbür ucundaki insanın haberi olurdu. Derlerdi ki Ayşe Hanım hastaymış. Evet. Mehmet Bey'in oğlu galiba ayağını kırmış. Şimdi şöyle yapalım. Sizin anlatmış olduğunuz Ferdan teyzeye atıfta bulunarak. Rahmetli merhume Allah, Allah rahmet eylesin. Kabri cennet olsun. İnşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatlerine nail olsunlar. Hepsi bütün büyüklerimiz. Şimdi burada şu var. Bizi sevgili kıymetli izleyicilerimiz, özellikle genç kardeşlerimiz iyi izlemelerini istirham ediyorum. Neden? Bakın güzel kardeşlerim. Burada Ferdan Hanım teyze aynı zamanda ne biliyor musunuz? Rol model. Tabii rol model. Bir. İki, şu an hakem. İki haftalık, üç haftalık eğitimlerle, kurslarla milletin parasını almak için yaşam koşulu yapanlar var ya, onlara bir uyar olsun. Güzel bir yaşam koçluğu yapıyor bu hanımefendi. Yaşam koçluğu. Niye? Diyor ki sen kimle evlendirmeyi düşünüyorsun kızını? Ha, o oğlan o kızına olur. Veyahut bu evladımız sizin oğlunuza olur gibi ne yapıyor? İnsanların karakterine uygun bir yönlendirme yapıyor. Niye? Hayırlı nesiller. Tecrübeye hayırlı dayanarak. Birlikte. Aynen. Bakın şimdi burada günümüz Türkiye'sine hemen bir dönelim hızlıca. Ne yapalım? Biliyorsunuz sosyal medya çok yaygın, etkin bir şekilde kullanıyor. Özellikle genç nüfus, yani 15 ila 45 yaş arası aktif kullanıyor. İnanın biz de işimiz gereği kullanıyoruz, takip ediyoruz. O kadar böyle tuhaf paylaşım yapan insanlar görüyorum ki, özellikle ben medya ve iletişimde ilgilenen bir insanım. Takip etmem gerekiyor. Ben samimiyetimle söylüyorum, üzülüyorum. Vallahi de üzülüyorum. Neden? Çünkü insanların öyle seviyesiz, öyle cehalet dolu insanları takip etmiş olması, ilgi göstermiş olması bu toplumun, bu neslin seviyesi adına beni üzüyor. Ya yani şimdi bakın az önce anlatmış olduğunuz Ferdan teyze gibi bir sürü ablamız vardı, büyüğümüz vardı veya abilerimiz, hacı amcalarımız vardı. Değil mi? Mahalle kültüründe. Biz şimdi bu anlatacağım sosyal medyadaki sahte rol modelleri anlatmazsak
bağlantıyı kuramayız. Yani insanların izleyicinin aklında. Dolayısıyla şimdi bakıyorum hanımefendilere, genç hanımlara neymiş bir yani nasıl tabir edilir, kendi fiziki güzelliğini ortaya atarak insanlara yediğini, içtiğini, oturduğunu, kalktığını, vücudunu sergileyerek, çok affedersiniz, yani insanlara şov yaparak prim yapmaya çalışan insanlara bizler değer veriyoruz. Onların sözlerini veya o insanlar ünlüyse o insanların sözlerine değer veriyoruz, imreniyoruz. Bakın hayatımıza ne kadar değişmiş. Ferdan teyzeler yok artık. O bakımdan biz toplum olarak bu kirlenmiş rol modellerden, sahte yaşam koşullarından kurtulmamız lazım. Gelin isterseniz bize bunu anlatın. Nasıl kurtuluruz? Nasıl özümüze döneriz? Şimdi Cihat Bey, gerçekten çok müteşekkirim. Allah razı olsun. İyi ki bu soruyu sordunuz veya bu konuyu açtınız en azından. Büyüklerin ciddi kabahatleri var. Yani bizler belki büyük kategorisine girmediysek de bile 60'a doğru gelmekte olmamız hasebiyle de kısmen kendimize bir bu anlamda yaşlılık hissediyoruz. Şimdi bizler Konya tarihine tekabül diyor. O rol model noktasında gençlere örnek olmak zorundayız. Bakın üniversiteden zaman zaman benim iş yerime genç insanlar gelir. Çeşitli alanlarıyla, çalışmalarımızın farklı alanlar münasebetiyle. Gelenlere ben genelde derim ki evladım, annen baban var mı? Konyalı mısın? Burada mısın? Buradaysa. Annen baban yoksa arkadaşlarınla. Eğer mümkünü varsa bu iş yerimizde biz bunu konuşamayız. Ben yarın bir gün siz ne zaman müsaitseniz ben sizi eve buyur etmek istiyorum. Benim bir acı kahvemi için. Bakın eşim de sizi ağırlamaktan çok keyif alır. Size ben bir çay ikram edeyim. Yalnız annem babanla gelecekseniz filan aman annenin dizisi olduğu an, babanın futbol maçı olduğu an gelme. Çünkü buyur edeceğim odada televizyon yok. Evet. İkincisi, eğer sürekli halde cep telefonlarınızla filan iştigal ederseniz, sizi zırt pırt arayan olursa bak benim konsantrasyonumu bozar. Ben sizle temas kuramam. Onun için ne olursunuz? Cep telefonlarınızı mümkün mertebe sessize alın. Başka? Bir de bana 2 saat ayıracaksınız. Senin sorduğun mevzu 10 dakikalık mevzu ama ben 2 saat sizinle hasbihal etmek istiyorum. Çünkü sizden öğrenmek istiyorum. Sizi anlamaya çalışıyorum. Ben algılayamıyorum. Ben idrak edemiyorum. Sizi anlamak istiyorum. Benim de evlatlarım var. Gelirler, otururlar. Bunun eski adına ne derler biliyor musunuz? Meşveret derlerdi. Hasbihal derlerdi. İstişare derler. Yani sohbetti bunun anlamı. Görüş alışverişiydi. Yakın bir tarihte de bir üniversitenin bir tanesinde bu pandemi öncesinde beni bir sohbete davet etmişlerdi. Ben bu sohbeti bir bilgelik taslamak veya sunmak amacıyla değil, o gençlerden bir şey öğrenmek için giderim. Bir genç bir hanımefendi ayağa kalktı. Gencecik bir genç kız. Filinta gibi. Yani, müthiş bir ayak. Dedi ki bu anlattıklarınızı ben anne ve babamdan hiç duymadım. Bana sen evleneceksin, yarın anne olacaksın öğretmediler. Aman kızım filan yere oku, iyi bir meslek sahibi ol dediler. Biz büyükler olarak çocuklarımızı karşımıza alıp da konuşuyor muyuz? Sen cenneti âlâ'nın ayaklarının altına serilen Rabb-i Teâlâ'nın en kutsal varlığısın. Sen anne adayısın. Öğretebildik mi? Sen yarın evlendiğin zaman evin temel direği sen olacaksın. Bak, dişi kuşsun sen. Sen ortak değilsin. Seni kandırıyorlar ortak diyerek. Sen eşit değilsin, sen üstünsün. Erkek çocuğumuzu karşımıza çekip, evladım bak senin vazifen evin iaşesini temin etmek, koordinatörlüğünü sağlamak, baba olmak. Baba olmayı öğretebildik mi? Hayır, altına arabayı almayı öğrettik, belirledik, ehliyetini aldırdık. En iyi üniversiteleri bitirttik. Hatta siyasi güçlerimiz varsa devlet-i âlide yüksek makamlar peşinde koşturduk. Ama çocuklarımıza aile kuracaklarını ve insanlığın amacının bu olduğunu öğretmek. Kesinlikle. Bunu niye anlattık? Bunu şundan dolayı. Sizin bu sorduğunuz sualin çerçevesinde. Şimdi ben gençlere soruyorum. Gençler diyorlar ki abi bir odaya çekiliyoruz. Evet bilgisayarımız var. Gayet güzel laptop açıyoruz filan. Anladım. Anladım bunları. Teknolojiyi anladım.
annenle hasbihal ediyor musun? Her şeyi bırakıp anne sen ne şu konu oynuyor? Veya baban seni çağırıp gel bakalım evladım. Bugün seninle bir değerlendirme yapalım. Ne oluyoruz? Hani şairin dediği gibi tek dişi kalmış bu canavar dediği bu medeniyet zannettiğimiz modernite. Modernleştik mi? Yoksa vahşileşiyor muyuz? Biz medenileşemedik. Yani şehirleşemedik. Evet. Biz kocaman kocaman milyonluk nüfuslarıyla çok büyük bedevi bir hanelerde yaşıyoruz. Köylü demek istemiyorum. Köylü kelimesi yanlış anlaşılıyor. Köylü İbn Haldun'un da takdim ettiği mukaddemesinde bahsine ettiği bedevi değildir. Tabii tabii. Ben şehirleşememe anlamadım. Şehirleşmenin ana temellerinden bir tanesi işte bu hasbihaldir. Yani ebeveynle beraber irtibat kurabilmektir. Çünkü o rol model dediğiniz bizler, büyükler, anne ve babalar çocuklarımızı uzak tuttuk. Peki herkes için mi bu meri? Hiç mi yok? Herkesi mi itham? Hayır. Zinhar herkesi itham etmiyorum. Ama olağan konjonktürel yapılar, bütün gelişmelere baktığımız zaman teknoloji esir alıyor. Hızlı bir vaziyette. Ben çok küçücük minimal bir örnek vereceğim. Biz rahmetli babamın bir gazeteyi eve alıp gelmesinin gece nöbetini tutarken bugün gazete daha yayınlanmadan internetten okur vaziyete geldik. Çağ bu kadar hızlı, iletişim hızlı. Bunları yatsımıyorum. Bunlara pis kötü de demiyorum ama neyi yapamadı? Duyguyu, yani sanal mutluluk aile mutluluğunun yerini ikame edemez. Ama burada şöyle bir şey var. İşte bakın gazeteyi bekliyordunuz, değer veriyordunuz. Kıymetliydi. Kıymetliydi. Şimdi bir takım imkanlar kolaylaştıkça kıymetler kayboldu. Değerler kayboldu. Hafife indi, basite indi. Bu da maalesef teknolojinin ve günümüz dünyasındaki bir takım imkanların ayaklarımızın altına serilmesinden dolayı biz o imkanlara çok kolay ulaşır olduk. Bu bir. İkincisi, dediniz ya şu an bir çocuk yetişirken aman şu üniversiteyi oku, aman şu bölümü oku, şöyle adam ol, böyle adam ol gibisinden, bir meslek sahibi ol gibisinden yetiştiriliyoruz. Halbuki hanımlar neyiyle yeryüzünde üstündür, kıymetlidir? Annelik vasfıyla. İşte onun için cennet ayaklarının altında ya. Değil mi? Bu olguyu biz verememişiz, veremiyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Aslında bunların hepsinin arkasında şu yatıyor. Biz asimile oluyoruz. Hiç farkında değiliz. Çok ciddi asimile olmuş bir toplumuz. Şimdi adam diyor ki, bunu ben daha önce anlattım. Yavrum diyor, bir bankaya gidiyor. Bankada hanımefendi müşterisine çay ikram ediyor. Yavrum diyor, çayı diyor sağ elinle iç diyor görevli arkadaşa. O da diyor ki, niçin amcacığım sağ elimle içeyim? İşte sağ elle yenilir, içilir diyor. Doğru, şüphesiz sağ elle yemek içmek Efendimizin hem sünnettir hem de emridir yani. Sol elle yemek nehyedilmiştir. Bunu dedikten sonra peki diyor, amca sen bana sağ elle yemeği içmeyi emrediyorsun, söylüyorsun, tavsiye ediyorsun ama Efendimiz ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu? Faiz almayın, yemeyin, içmeyin demiyor mu? O haramı ne yapacağız diyor. Adam şöyle bir düşünüyor. Bununla alakalı çok farklı olaylar da var. Sosyal medyada da, sosyal medyada neler var? İşte adam domuz etine tepki gösteriyor ama faize çok. Şimdi bakın bunu niye anlattım? Yani bugün faiz veya diğer adı kredi. Biz bunu hayatımızda normalleştirmişiz. Bunun gibi bir takım ahlaki kavramları biz pozitiften negatiften pozitif hale getirmişiz. Koymuşuz buramıza. Ve o işlenen haramlar, günahlar hayatımızda artık normalleşmiş. Bunun sizin gözünüzden şimdi, bir şeyini alalım, analizini alalım. Şimdi tabii ki teşekkür ederim. Ben haddimi aşmamak üzere davranmak zorundayım.
malum haliniz olduğu üzere ne ilahiyatçıyım, ne teoloğum, ne de sosyoloğum. Ben sadece yaşamsal, yani hayatımın geçmiş evreleriyle beraber, yaşadığım tecrübelerle beraber bir örnek olma sevdasında, bir misal olma sevdasında bulunan bir bireyim. Bu çerçevede tabii sosyolojik analiz yapabilmek için bu konunun uzmanlarına çok ciddi ihtiyaçlarımız var. Biz belki anlatımlarımızdan teknolojiye, iletişime, hızlı ilerlemeye karşı duruş sergilermiş gibi bir algı ortaya çıkabilir. Ama zinhar bunlarla değiliz. Bizim sevdamız çekirdeğimizi kaybetmemek, özümüzün nüvemizi kaybetmemek. Ben onun için sürekli halde sıklıkla eski Konya mahalle ahlakı, eski Konya aile ahlakı diye anlatmaya çalışırken amacım bir vaizhanlık yapmak değil, bir nasihat çekmek de değil. Ben sadece ve sadece evlatlarımıza, başta kendi evlatlarım olmak üzere evlatlarımıza bir örnek, temsil veyahut da neşet buldurabilmektir. Şimdi tabii ki pek çok olay insanları deforme ediyor. Yine elhamdülillah biz Türkiye olarak ne mutlu ki belki de müşerref olduğumuz dini mübin sayesinde de olsa en azından daha çok deforme olmadık. Ama tehlikelerimiz var. Çanlar çalıyor. Çalıyor değil mi? Ziller çalıyor. Şimdi biz önce kendimizden bakmakla mükellefiz. Ben kendi ailemden mesul. Benim bir rahatsız bir çocuğum var. Belirgin bir yaşta. Onunla bir ayrı dünyam var. Yine herkese yetişmiş evli bir oğlum var. Şimdi hatta bugün de torunumla beraber, onlar gelinim, torunum, onlar da bizim evdeler. Onlarla bu pandemiyi geçireceğiz. Yani yasağı, sokağa çıkma yasağını. Şimdi şunu beyan ediyorum. Ben benim evladıma anlatmakla mükellefim. Ondan sonra en yakın çevreme, akrabayı talikatum, başta olmak üzere evlad-ı yalime ve mahalleme. Ve ondan sonra şehrime. Şimdi siz beni davet etmişsiniz buraya. Diyorsunuz ki bize eski Konya'yı anlat. Ben eski Konya'nın size lokantasını anlatırım, sinemalarını anlatırım, restoranlarını anlatırım. Hatta gitmememe rağmen, dinen haram olduğu için adım atmamama rağmen meyhanelerini anlatırım. Eski alemlerini anlatırım. Ama bunların hiçbirisi masalın ötesine geçmez. Fakat realite nedir? Realite bugündür. Aynen. Bugün benim çocuğum nereye kadar benim bu anlattıklarımdan ders çıkardı. Ben bir Ferdan teyzeyi bulamam. Ben Botsalı sokağında uzun yıllar oturdum. Şems mahallesinde. Çıkmaz bir sokaktı, sonradan açıldı. Kredi Yurtlar Kurumu var. Eskiden Selçuk Öğrenci Yurdu vardı. Ben o civarın insanıydım. Gençliğimiz, evliliğim falan orada geçti bizim. Bir Nazlı teyzemiz vardı. Mesela. Nazlı teyzemiz mahallemizin otoritesiydi. Bir bakkal teyzemiz vardı, biliyor musunuz? Rahmetli oldu. Evlatlarına selam olsun. Bir bakkal Nuri amcamız vardı, abimiz vardı. Küçük bir dükkanda bakkal dükkanı vardı. Ama inanır mısınız, esas bakkal annesiydi. Bakkal teyzemiz de o bizim. Şimdi bunu ben anlatırken AVM'leri kapatalım, şunları bunları kapatalım da yeniden bakkal açalım falan demedim. Mutlaka ezem lazım. Ama orada başka bir şey vardı. İnsana dokunan. Bana hani kalırsa kapatalım. Ya, ben AVM'yi yüreğime şey dokunan, yapmıyorum. Tasvip etmiyorum. Yüreğime, bana kalırsa kapatalım. Cihat Bey diyorlar ya, yüreğime dokunmak. Ben işte yüreğe dokunmak istiyorum. Ben diyorum ki bakın güzel insanlar, kıymetli dostlar, pek çok okul okudunuz. Amenna. Ama unutmayın, okumak cehaleti alır, af buyurun, merkeplik baki kalır. Yani okumakla merkeplik gitmiyor. 3, 2. Biz ama ahlaken ama inancımız gereği haramlara helallaştıramayacağımız gibi verdiğiniz örnek çerçevesinde kedi eniğini yemeden önce fare olduğuna karar veren noktada da olmayalım. Dost doğru olalım, dürüst olalım, ahlaki meziyetlerimizi hatırlayalım. Geleneklerimizde çok güzellikler vardır. İşte onları hatırlayalım, saygıyı hatırlayalım, muhabbeti hatırlayalım. Şimdi bugün bilmiyorum anneniz babanız sağ mı değil mi? Sağsa Allah ömür versin. Onlar dört gözle bekliyorlar. Bakın ben diyorum ki bugün benim torunum eve geldi.
Bana söylediklerine ben inanmazdım, biliyor musunuz? Ben şimdi torun bekler hale geldim. Evet. Niye bunu anlatıyorum? Hiçbir Batı ülkesinde siz bunu görebiliyor musunuz? Bakın, en fazla intihar olaylarının olduğu Norveç, Danimarka gibi ülkelere bakın. En fazla yüksek gelir seviyesine sahipler. En fazla intihar olayları orada. En fazla depresyonik hareketler orada. En büyük psikolojik marazi hastalıklar oralarda var. Biz en azından öz değerlerimizi kaybetmeden bunlara sahip çıkalım. Onun için evet. Şimdi bu pandemi bir vesile oldu. Bazen memnun olduğum şey de vardır. Bazen bizim maraz zannettiğimizden hayır neşet edebiliyor. Tabii. Şimdi insanlar bahçeli falan diyor ya, yani amacım bahçeli evi övmek değil de o köy yapısı, yani eski bizim mahalle yapımız. Yani eski mahallede ne yapıyorduk? Kurban kesildiği zaman önce komşumuza ciğeri kavrulup daha mı? Aman bir lokma yan komşu alsın, ondan da bize gelir. Hep aynıydı. Bakın şivliklerimiz. Ben çok uğraştım. Şimdi sizin aranızda, aracılığınızla bir vesile olsun belediyemize. Şivlilik niye bir özel tescil alanına halen daha alınamadı? Konya'nın özel bir kültürel değeridir. Kültürel değer olarak bu bal gibi tescil altına alınabilir. Başka neyimiz vardı? Fener alaylarımız vardı. Çocukluğumuzun. Bugün çocuklarımıza bakıyoruz. Cihat Hocam, ben şöyle bakıyorum. Çocuk okula gidecek, gelecek filan vesaire vesaire. Anlamıyor. Şimdi bu pandemi dolayısıyla benim mahallemde çocuklara bakıyorum. Eve geliyorlar, kapı çakılıyor. Şimdi Niyase teyze şimdi, benim hanıma sesleniyor. Diyor ki annemin selamı var. Şu var mı? Veya şu bir şeyler söylüyor. Bakın bunlar muhabbeti doğru. Ben de eşime takılıyorum. Latife ediyorum. Eşime diyorum ki bak senin askerlik arkadaşın geldi diyorum. Hanım gülüyor bana. Aslında ben keyif aldığım için söylüyorum. Bunlar sevgiyi doğru. Ama bir Batı ülkesinde çok heyecana mağlup oldum. Özür dilerim. Bu cümleyi mutlaka tamamlayacağım. Buyurun lütfen. Televizyonlarda izliyorum. Çocuğa sevgi. Biz çocuğa, bir kız çocuğuna sevgi, muhabbet gösterisi yapamıyorsun. Tacizkar mısın diyerek hemen suçluyorlarmış. Biz hızlı ve emin adımlarla buna doğru itekleniyoruz. Bakın kendi çocuklarımızı bile sevemez duruma doğru itekleniyoruz. İşte bunun için çok sizle güzel. Aynı fikirdeyim. Ben şimdi bakın. Her kelimenizde, her cümlenizde çok önemli mesajlar var. Ben bu mesajların önünü açmak istiyorum. Eyvallah. Bizim, bak bunu ben çok vurguluyorum. Ben vakit geçirmek için burada program yapmıyoruz. Çok farklı konular konuşabiliriz. Toplumun ilgiyle merak ettiği farklı konular var. Biz onları da konuşabiliriz. Kusura bakmayın, biz çok farklı bir kanalız. Eyvallah. Biz önce ahlak ve maneviyat diyen bir kanalız. Edep ve kültür diyen bir kanalız elhamdülillah. O bakımdan bu konuları konuşuyoruz sizlerle veya evet. Sizin gibi büyüklerimizle, tarihçilerimizle, hocalarımızla. Çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki çocuk sevgisi. Şirinlikle alakalı dem vurdunuz. Ben şimdi hemen buradan şunu düşündüm. Aklıma şu geldi. Büyüklerimizin şirinlikteki amacı ne? Çocukları sevindirmek, onların hayır dualarını almak ve mahalledeki çocukları tanımak. Çocukların da büyükleri tanıması. Bakın hürmet, saygı, şefkat. Küçücük bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Burada. Buyurun. Eskiden mahallede Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen her çocuğa mahallenin en büyük olan kişisi Kur'an-ı Kerim hediye ederdi. Hiç duydunuz mu çevrenizde Kur'an-ı Kerim hediye edilmeyi şimdi? Çok nadir. Çok nadir. Şimdi daha farklı şeyler edildi. Bakın ben evet. Amacım bir şey pazarlamak değil. Tabii. Yani Kur'an-ı Azimüşşan satın alınamaz filan noktada hayır, değil. Şey yani gidiyorsun çok güzel yani? Müelliflerin telif edilen istinsa edilmiş olan alıyorsunuz. Ancak şunu beyan edeceğim. O bir şivlilikle, o bir Kur'an almayla veya bir kitap, bir defter, bir kalem, bir mendil vermeyle aslında bağ kuruluyordu. Sözünüzü teyit maksadıyla söyledim. Buyurun lütfen. Şüphesiz ben şunu demek istiyorum. Bakın ne kadar asimile olduk. Ben mümkün mertebe bu toplum düzelesiye kadar, ihya olasıya kadar bunları konuşmaya, program yapmaya devam edeceğim. İnşallah Allah güç kuvvet versin. İnşallah. Niye? Şimdi siz işte eski dönemlerde gofret veriyordunuz. İşte bu çubuk şeyler vardı, şekerler neyse, kuru yemişler veriliyordu falan. Şu an ne yapılıyor biliyor musunuz? Bakın tekrar günümüze atıfta bulunuyorum bakın. Günümüze vuruyorum maalesef, vuracağım. Plazalarda rezidanslarda veya güvenlik listelerimizde
kapının dışındaki bir güvenlikçi arkadaşımız, kardeşimiz ve ST görevlisimiz alıyor, çocuklara tek tek dağıtıyor, içeriye giremiyor bile. Niye? O çocuklar bir tehdit belki onlar için. Veya ne onlar, o çocuklar onun için? Ya bizi rahatsız edecek bunlar. Tek tek. Çok üzüldüm. Ya vallahi billahi çok yazık ya. Ben sizin aynı kanaattayım. Böyle bir şey olur mu bu ya? Bu konuda da büyüklerimize tekrar bu, ve tekrar ufak bir örnek uyaralım. Yani. Ufak bir örnek yani bu. O çocuklar o koflete muhtaç olduğu için gelmiyor. Aynen yani sevgine muhtaç senin kardeşim. Orada senin gözünün içerisinden bir muhabbet alabilmenin aşığıyla geliyor. Eyvallah. Yani budur benim söylemek istediğim. Bunun gibi şeyler. Bakın o bakımdan hani dediniz ya işte AVM ya yapalım. Tabii ki açılsın, ilerleyelim, büyüyelim ekonomik anlamda. Ama sen bakkal Ahmet amcamı veyahut da işte kasap Ali amcamızı bunları hafife almayın ya. Bakın siz bunu anlatırken benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Benim çocukluğum zamanında böyle kalorifer falan çok nadiren, çok varlıklı insanların belki evinde vardı. Odun sobaları mevcuttu. Varlığı düşük olanlarda ama kerpiç yapıların ağırlıklı olduğu bir dönemdi. Odun sobasında ilk harladıktan sonra meşe köze geldi miydi mangala aktarılırdı. O mangal benim için bir modern tabiriyle fenomen diyorlar ya şimdi, ilginç bir şeydi. Çünkü o mangalın başında o çay demlenirken aile büyüklerinin anlattığı inanılmaz hikayeler ve anılar vardı. Biz onları dinlerdik. Yani aynı bugün dizi seyreder gibi televizyonda onları izlerdik. Yakın bir tarihteydi bir arkadaş dost grubuyla işte bu sosyal medya falan dediklerinde yani tenkit ettiğimiz alanda birileri bir şey yazıyor. Ben sordum, merak ettim. Şak leblebiyi bilir misiniz? Kırık leblebi. Hmm. Artık evlerinizde akşamları kuru kayısı, kuru erik ikram ediliyor mu? Şeker leblebi. Birazcık varlıklı olan ailelerde şekerli leblebi olur. Bunlar ikram ediliyor mu? Bunlar kavurga. Yani Mısır'ın şey, işte bunlar. Buğdayın. Kışın olursa işte varsa ailede kestane yapılır filan. O aslında o kırık leblebi, şak leblebi dediğimiz iğde. Kuru iğde. Vazgeçilmezi biz. Bunlar ortaya konur. Evet. Şimdi anneler bir ayrı edepte kendi aralarında konuşur. Babalar hikayeler anlatır. Askerlik anılarından o işte savaş döneminin anılarına varana kadar pek çok şeyi biz dinlerken adeta içinde yaşardık. Kendimizi o filmin bir rolü zannederdik. Şimdi evlerimizde ne aldı Cihat Bey? Cipsiler. Cipsin ne? Bakın tenkit ettiğim için söylemiyorum. Tabii. Beni yanlış anlamayın. Ayranımızın yerine Coca-Cola nasıl aldı bizi mahvettiyse şimdi de evlerimize bunlar aldı. Peki nedir bunlar? Bakın sağlığa zararlı diyerek itiraz ediliyor. Ama iş işten geçtikten sonra itirazlar vuku buluyor. O işte mangalın etrafında biraz varlıklı ailelerde tinal sobanın, ki tinal sobayı çoğu insan bilmez. Tinal. O tinal sobanın etrafında o çaydanlık kaynarken inanılmaz bir şeydi. Burada küçücük alanımızın dışında ufacık bir anekdot aktarmak istiyorum. Aktarın da bu bitirelim. Pandemi esnasında İstanbul'da bulunan bir tıp profesörü bir kardeşimle beraber, bir ahbabımla beraber konuşurken şöyle bir şey anlattı bana. Biliyor musun dedi, eskiden dedi ne büyük nimetmiş dedi. O tinal sobaların üzerinde dedi veya eski kuzinelerin, şimdi bazı yerlerde yine var ama çok az sayıda, kuzinelerin üzerinde dedi. Fokur fokur dedi, güğüm kaynardı. Güğümleri çoğu kişi bilmiyor artık şimdi. Yani suyun bulunduğu şeyler, evet. Ovalar diyelim. Evet. Onların kaynarken çıkarttıkları buhar belirgin bir derecede olduğu için hava içerisinde yani sirküle ederken odada aslında bu tip zararlı maddelerin pek çoğunu da onlar avlarmış. Şimdi evlerimiz kaloriferler, kuru sistemlere geçtik filan. Tabii birbirlerimize maskeler takarak filan artık çeşitli mesai yapma sevdasındayız. Bakın o eski, ben o eskiye gidelim de tinal soba kuralım demiyorum. Ama o günün bile ne kadar kıymeti varmış. Bugün ben bunu idrak ederek diyorum ki eyvah, son cümlem olsun. Eyvah, biz
modernleştik zannederken acaba gitgide vahşileşiyor muyuz diye korkuyorum. Kesinlikle. Bütün korkum budur. Biz modernize adına, modernleşme adına öz değerlerimizi kaybetmeyelim. Mesajımız bu olsun. Aynen. Anneler, babalar, şu kamera mı bakıyor? Hani evet, televizyonlarda evet, diyorlar ya, verin. O kameraya dönelim. Anneler, babalar, çocuklarınızla sohbet edin. Çocuklarınızı dizlerinin dibine çekin, dizinizin dibine çekin. Televizyonu kapatın. Hatta bu seyrettiğimiz program bile olsa kapatın. Bunu izlesinler canım. Telefonlarınızı kapatın. Evladım evet. Bugün ne yaptın? Hadi bana bir anlat, senle bir dertleşelim deyin. Dertleşmeyi unuttuk. Bakın biz o neslin son temsilcileriyiz. Biz çok şanslıyız. Evet. Bizler anne ve babalarımız tarafından çok hasbihale davet edilerek yanlışlarımız doğrultuldu. Benim talebim budur. Sevgili Konyalılar, bu kapalı olduğumuz günde en azından bu sıkıntılarımız içinde en azından evlatlarımıza tekraren sarılmak, onlara sahip olmanın bir vesilesi evet. haline getirelim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür bu mesajla ederim. Çok keyif aldım. Evet kıymetli izleyicilerimiz, yani konuşulacak çok konu var ama maalesef bizden bu haftalık bu kadar. İnşallah haftaya çok farklı konular ve konuklarla Konya'mızda kaybettiğimiz değerleri, kültürleri konuşmaya devam edeceğiz. Geçmişe sahip çıkmak adına, mazide baki kalmak adına tarihle kalınız. Hayırlı günler diliyorum efendim.